yıllar dünyanın en sıcak bölgelerinde savaş muhabirliği yapan Hakan Denker'in 2000 yılında Ramallah'ta çektiği fotoğraf dünyaca ünlü haber dergisi Time'a kapak olmuştu. Bu aynı zamanda dünyada ikinci kez bir Türk gazetecinin başarısıydı ama şimdi o hayattan çok uzakta, artık marangozluk yapıyor. Evet Hakan Bey, nasıl oldu bu geçiş süreci? Hobi olarak aslında başladı. Evin balkonunda küçük böyle kütük dilimlerden, ağaçlardan aksesuarlar yaparken bunu sosyal medyada paylaşınca arkadaşlarım, dostlarım çok beğendiler ve benden siparişle talep etmeye başladılar. Bana da yap, ben de istiyorum. Bu çok güzel. Bundan bir tane de ben alabilir miyim diye. Baktım ki bu bayağı bir reytingi yükselmeye başlayan istek, talepler yoğunlaştı. Dedim o zaman ben bunu profesyonelce yapmaya başlayayım. Peki Hakan Bey, bir mobilya ya da mobilya aksesuarı tasarlarken ne gibi süreçlerden geçiyorsunuz? Yani marangozlukta bir objeyi, bir ürünü tasarlama ve finalleme süreci bazen 3 gün olabiliyor. O elinizdeki malzemelere bağlı, bazen 2 ay, 3 ay olabiliyor. Mesela örnek bu önümüzde gördüğün bu 330 yıllık bir akça ağaç dilimi. Bunun bu hale gelmesi ormanda kesildikten buradaki showroom'da sergilenme aşaması 2,5 ayı buldu. Çünkü bunu kestikten sonra önce genel formunu bozmadan çok minik rötuşlarla kullanım amacına uygun hale getiriyorsunuz. O zımparadan sonra özel yağlar var, onları sürüyorsunuz. O yağın ağacın emmesini bekliyorsunuz. Ondan sonra kullanacağınız materyallerin onunla bütünleşebilmesi için. Atölyede kullanılan ağaç türleri bir hayli çeşitliliğe sahip ve aralarında Türkiye menşeli egzotik ağaçlar da var. Bataklık meşesi, yani bataklıkların dibinde 20 metrede 30 metrede yıllarca fosilleşmiş bir ağaç. Bu mesela 3600 yıllık bir ağaç. Bunlar dünyada çok tercih edilen, aslında bir sanat eseridir. Bunlar oldukları gibi bu formu hiç bozmadan minik bir iki eklemeyle sehpa ya da masa altı olabiliyor. Bunların çok değerli, çok daha yaşlı olanları var. 8000 küsur yıllık olanları var. Zaten Black Diamond deniyor onlara. Ama mesela bu ağaç bizim kendi coğrafyamızdan çıkan bir ağaç. Hakan Denker muhabirlik yaptığı 30 yıl aşkın sürenin kendisine kattığı deneyim ve vizyonu marangozlukta kullanıyor. Habercilik yaptığım dönemde anı dondurup insanlara ulaştırıyorduk ve o bir kalıcı bir anı haline geliyordu. Hindistan'dan, Afrika'dan, Amerika'dan, Rusya'ya kadar, Uzak Doğu'ya kadar gitmediğim yer kalmadı. O gittiğim toplumlarda, gittiğim ülkelerin kendi coğrafyalarındaki kültürlerinden de mutlaka hafızamda bir şeyler kalıyor. Dolayısıyla o kalıntılar bugün çalıştığım malzemede mutlaka yansımalarını gösteriyor. Marangozlukla retro tasarımları buluşturan Denker, atık malzemeleri de değerlendiriyor. Otomobil sanayisinde bulunan eski parçalar onun elinde özgün aksesuarlara dönüşüyor. Artık kullanım dışı olan, çok fazla kimsenin işine yaramayan şeyleri bunları alıp bir araya getiriyoruz. İşte su saatleri ya da ne bileyim basınç ölçer saatleriyle o aksesuarı birbirine ekleyip birkaç metalle bunları tamamlayıp altına yine bir mutlaka her yaptığım tasarımda bir ağaç oluyor. Mutlaka yani özel bir ağaç. Kiraz olabilir, ıhlamur olabilir, ceviz olabilir. Yaşamın bütününde önemli yere sahip bir zanaat marangozluk. Zira günlük hayatta kullandığımız hemen her mobilya bir marangozun eseri. Bunun bilincinde olan Hakan Denker de röportajı bir itirafla noktalıyor. 35 yıl önce ben marangozluğu bu boyutta algılayabilecek bir fırsatım olsaydı gazeteci olmazdım. Bugün çok iyi bir marka, çok iyi bir ahşap ustası, çok iyi bir marangoz, gerçek bir marangoz markası yaratmıştım.